Değerli basın mensupları, hepinize sağlıklı günler diliyorum, iyi mesailer diliyorum. Tam buraya gelirken danışmanımız yeni bir not verdi. Bununla başlamak istiyorum. Çok ilginç bir tesadüf. Millete küfür edenler, milletin meclisine elektrik satma konusunda yapılan ihaleyi kazanmışlar. 2021 yılı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni milletin milli iradenin tecelligahını 83 milyonun vücut bulduğu bu mekanı aydınlatacaklar. 12 milyon 932 bin liraya bu işi de almışlar. Yani devleti beşli çeteye peşkeş çektiler. Kamuyu beşli çeteye peşkeş çektiler. Yetmedi, doymamışlar. Ve çok kısa bir süre önce de 13 Kasım tarihinde yapılan ve işte onay süresiyle birlikte bugünlerde netleşen bir ihaleyle Cengiz İnşaat'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2021 yılı için elektrik satacak olması benim kuşkuyla karşıladığım bir durumdur. İhale nasıl yapılmış bunları bilmiyorum. Bilgiye dayalı konuşmuyorum. Ama tesadüfün bu kadarına ve böylesine de pes diyorum. Meclis Başkanlığından ayrıca bu ihaleyle ilgili kaç firmanın girdiğini, diğer firmaların nasıl bir teklif verdiğini de sorup öğreneceğiz. Değerli basın mensupları, bir hukuk garabetiyle ki her gün karşılaşıyoruz ama hukuk garabetiyle karşılaşmadığımız gün neredeyse yok gibi. Şöyle görüyorum artık meseleyi. Fahrettin Altun'a değen, bakan, konuşan yanıyor. Daha önce 80 yaşındaki bir kadın Fahrettin Altun'la ilgili grup başkan vekilimizin attığı bir tweetin altına milleti sömürüyorsunuz yazdığı için karakola çekilmişti. Ben eminim bir AK Parti milletvekiline bu 80 yaşındaki vatandaşımız milleti sömürüyorsunuz yazsaydı karakola çekilmezdi. Güya milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan sonra en büyük dokunulmazlığa sahip ikinci isim AK Parti Genel Başkan Vekili, Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri değil, Fahrettin Altun'dur. Fahrettin Altun'un bu kadar korunması, Fahrettin Altun üzerinden iktidara karşı olanlara bu kadar gözdağı verilmesi artık tahammül sınırlarını da zorlamaktadır. Şimdi ne olmuş değerli arkadaşlar? Bir usulsüzlüğü tespit etmek ceza kovuşturmasına gerekçe olmuş. Sevgili basın mensupları, bu fotoğrafın ederi kaç nedir biliyor musunuz? Bu fotoğrafın ederi 10,5 yıl hapis cezasıdır. İstanbul İl Başkanımıza ve Üsküdar İlçe Başkanımıza bu fotoğraf çekildiği için 10,5 yıl hapis istemiyle cezayı kovuşturma başlatıldı. Bu artık tuzun koktuğu falan yer değil. Bu kepazeliğin daniskası. Değerli arkadaşlar, şimdi üçüncü büyük dokunulmaz kişi de Alaaddin Çakıcı. Erdoğan bir numaralı dokunulmaz, iki numaralı dokunulmaz bakanlar falan değil. Fahrettin Altun, üç numaralı dokunulmaz da Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı'nın hala ifadeye çağrılmamış olmasını ben aziz milletin vicdanına bırakıyorum. Bu da kepazeliğin daniskasıdır. Olay nasıl gelişiyor? Herkesin bildiği gibi Cumhuriyet Savcısı daha önce bu konuyla ilgili İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun Üsküdar İlçe Başkanımıza buradaki imara usule aykırı yapılaşmayı tespit için olay yerine kamuya ait, hazineye ait bir arazideki gözlem büyük bir suç sayılıyor. Halbuki işin aslı şöyle gelişiyor. Bu daha önce bir gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılınca Altun'un komşusu bir sanatçı hanımefendi buranın videosunu çekiyor. Buranın videosunu çekiyor
Ve bunu hem Fahrettin Altun hem bu sanatçı hanımefendi paylaşıyor. Mesela o videoda Fahrettin Altun'un evi var. Ama Üsküdar İlçe Başkanımızın çektiği fotoğraflarda sadece bu var. Mülkiyeti hazineye ait olan boş bir arazi var. Burada da eğer dikkatli bakıldığında görüleceği gibi pergole yıkılmış. Şimdi buradan soruyorum, niye yıktın? Niye yıktın pergoleyi? Usule aykırı yaptığın için yıktın. Burada usulsüzlük var demek artık 10,5 yıldan başlıyor. Bunun adı tam faşizmdir. Örtülü falan filan değil. Bunun adı tam faşizmdir. Boyun eğecek misiniz derseniz, biz boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimse de boyun eğmeyecek. Erdoğan'a tekrar çağrı yapıyorum. Sen 40 milyonu içine koyacak bir hapishane yapmaya başla. Buna fırsatın olmayacak. İlk sandıkta çekip gideceksin. Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Savcısı bu Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine önce ne yapıyor? Takipsizlik veriyor. Takipsizlik veriyor. Yok burada bir şey diyor. Üsküdar İlçe Başkanımızın telefonları alınıyor. Bütün oradaki ne kadar fotoğraf varsa indiriliyor. Bakılıyor. Dosya herkese açık. Size de açıktır. Bulun bakın. Eğer dosyada Fahrettin Altun'un o dosyada fotoğraf olarak Fahrettin Altun'un evinin resimlendiğine dair bir belge, bulgu, fotoğraf varsa ben sözümü geri alacağım. Yoksa bunun adı hukuk üzerinden eşkıyalıktır. Bu savcının önce takipsizlik verip sonra komutla tekrar soruşturma açması hangi hukuk normuyla izah edilecek merak ediyorum. Güvenlik görevlilerinin ifadelerinde o civarda bulunan bütün güvenlik kamera kayıtlarında ilçe başkanımızın Fahrettin Altun'un evini resimlediğine, fotoğrafladığına dair bir tek kanıt yok. Bir tek kanıt yok. Hal böyle olunca pergole de yıkılıyor. Haber doğru mu? Doğru. Nedir o haber? Kamu arazisine Fahrettin Altun kendine bir pergole yapmış. Kamelya yapmış. Ne derseniz deyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanı kanuna aykırı bir iş yapamaz. Kaldı ki gitse başvursa her belediyede ona o hakkı belki verecek zaten. Ama muhtemel ki kendisi burayı almadan daha, kiralamadan burayı kendi uhdesine geçirmiş. Kaçak var mı? Var. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberden sonra pergole yıkılmış. Bak burada enkazı var. Niye yıktın kardeşim? Niye yıktın? Yıktın bir kusur işledin. Senin kusurunu kamuyla paylaşmak özgür basının görevidir. Peki şimdi sen bunun için ne yaptın? Bu haber için Cumhuriyet Gazetesi'ne basın ilan kurumu üzerinden ilan yasağı getirdin. Kamu ilanlarını benzeri uygulamalardan Cumhuriyet Gazetesi'ni cezalandırdın. Ceza bir. Bir gazeteye ceza verdin. İki, ne yaptın? Gazetenin muhabirleri hakkında da cezai kovuşturma açtın. Üç, ne yaptın? İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında da 10,5 yıl hapis istemli bir dava açtın. Yani bunun akılla, mantıkla, izanla izah edilecek bir tarafı yok. Bu şekilde mahkemelerle daha önceden olduğu gibi halen yüksek yargıda devam görüşülecek olan il başkanımızın davalarıyla böyle cezalar yağdırma tehditleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu susmaz. Bilakis, bilakis daha çok konuşacak. Daha çok sizin yanlışlarınızı ortaya çıkaracak. Daha çok yaptığınız, millete ettiğiniz zulme isyan edecek. Siz oradan gidene kadar
İstanbul İl Başkanımız da, biz de, Üsküdar İlçe Başkanımız da mücadele etmeye devam edeceğiz. Yargıyla sinecek, yargıyla pes edecek, yargıyla geri adım atacak bir tek CHP'li bulamaz. Ne Fahrettin Altun, ne Recep Tayyip Erdoğan. Suçu ve suçluyu övmek de var Canan Kaftancıoğlu'nun iddianamesinde. Hukuk fakültesine gitmeye gerek yok. Suçların kesinleşmesi, suçlunun kesinleşmesi, suçlunun suçu işlediğinin kesinleşmesi için bir yargı kararı gerekir. Ortada bir yargı kararı yok. Kesinleşmiş bir suç yok, kesinleşmiş bir hüküm yok. Mafyanın, terör örgütlerinin yargısız infazlarını bilirdik ama mahkemelerin yargısız infaz yapacağını da tahmin etmezdik. Geldiğimiz noktada maalesef İstanbul İl Başkanımıza mahkeme marifetiyle yargısız infaz yapılmak isteniyor. İl Başkanımız bugün yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na bu kepaze dosyayı, bu soruşturmayı, kovuşturmayı açan yargı mensupları ile ilgili bir şikayette ve suç duyurusunda bulunacak. Ben çok umut var değilim. Ama bu vesileyle Hakimler Savcılar Kurulu'na da seslenmek isterim. Biraz Allah'tan korkun. Biraz milletten utanın. Biraz aldığınız hukuk derslerinde size öğretilenlere, sizin okuduğunuz kitapları yazan hukuk alimlerine, hukukun evrensel norm ve ilkelerine biraz saygılı olun. Daha fazla laf etmek istemiyorum. Korktuğumuzdan falan bu açıklamayı yapıyor değilim. Tekrar aziz milletimizin takdirine bu fotoğrafı sunuyorum. Burada, şurada elimi koyduğum yerde bir kaçak yapı yapıldı. Cumhuriyet bir şikayet üzerine bu apar topar yıkıldı. Tekrar yapılıyor mu diye Üsküdar'dadır bu yer. İlçe başkanımızın buraya gidip bu suç tekrar işleniyor mu, yapı tekrar yıkıldıktan sonra yeniden yapılıyor mu diye bakması bir sosyal sorumluluk anlayışı içinde, bir toplumsal sorumluluk anlayışı içinde, bir çevre ve doğa hassasiyeti duyarlılığı içinde buranın fotoğrafını çekmenin cezası 10,5 yıl ise vay geldi Türkiye'nin haline. Ama daha çok yönetenlerin vay geldi haline. Değerli arkadaşlar, bu konuları, yargı sürecini de takip edeceğiz. Tekrar söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hücrelerle, cezaevleriyle, özgürlükten menle yıldırmak mümkün olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Kongre, sonra Senato katsa yaptırımlarını onayladı, kabul etti. Üstelik 3'teki çoğunlukla kabul etti. Ve Amerikan Başkanı'na da onaylamaktan başka bir şey kalmadı. Bizi üzen şudur. Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuya Cumhuriyet Halk Partisi adına çok sert ve çok yüksek bir refleks gösterdim. AK Parti'ye dedim ki, elinizin tersiyle itmezseniz namert değilsiniz dedim bu yaptırımları. Hiç kimsenin Türkiye'ye ayar vermesine tahammülümüz yoktur. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine de, Rusya'nın şefaatine de, Avrupa Birliği'nin desteğine de, Kuveyt'in akçesine de ihtiyacı yoktur dedim demeye de devam ediyorum. Aynı kararlılığı hükümetten de çok yüksek perdeden bekliyoruz. Beni üzen şudur. Yaptırım kararından 2 saat sonra, Türkiye'de duyulmasından 2 saat sonra Dışişleri Bakanımız kürsüye çıktı. Bakanlığın bütçesiyle ilgili sunum ve savunmasını yaptı. Eleştirilere cevap verdi. Arkadaş, böyle bir konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değinmeyeceksin de nerede değineceksin? Ben hep söylüyorum, dış politikada içine düştüğünüz bu olumsuz hal, sıkıntılı hal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni arkanıza almadığınız için diyorum. Bakan kürsüde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Amerikan Senatosu'nda ve Amerikan Kongresi'nde alınan bu karara en güzel meydan okunacak yerde, en güzel meydan okunacak yerde
Ama karara Dışişleri Bakanı meydan okumuyor, Engin Altay meydan okuyor. Cumhuriyet Halk Partisi meydan okuyor. Bunu da doğru bulmadığımızı peşinen söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bu politikaları şahsım ve Bay Trump, Bay işte Obama, Monsieur Macron, Sayın Putin diye getirirseniz geleceğiniz nokta budur. Bu politikaların devletler hukuku çerçevesinde, diplomasinin genel normları çerçevesinde yürütülmesi lazım. Obama seni kandırdı, Trump oyaladı, bakalım Biden ne yapacak? Ne Trump, ne Biden, ne Amerika, ne Rusya. Tam bağımsız Türkiye diyeceksin kardeşim. Orta Doğu'dan defolun diyeceksin. Orta Doğu halkları kendi kaderlerini kendi tayin etsin diyeceksin. Orta Doğu'da didişen ülke değil, Orta Doğu'nun en gelişmiş, en güçlü ülkesi olarak gerekirse herkese sen abilik yapacaksın. Sana kimse abilik yapmayacak. Türkiye'nin içine düştüğü bu durum bizi üzmekle birlikte. Tekrar altını çiziyorum. Bu yaptırım kararlarını tanımıyoruz. Elimizin tersiyle itiyoruz. En sert şekilde kınıyoruz. Onların dediği gibi yakışmadı demiyoruz. Kınıyoruz. Çok yüksek bir refleksle kınıyoruz. Türkiye'nin bunu hak etmediğini, 83 milyonun bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Ve böyle düşünmeye, böyle davranmaya devam edeceğiz. Bu yaptırım sadece 3 şahısla ve Savunma Sanayi Başkanlığı'yla değil arkadaşlar. Bu yaptırımın arkasında şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde olan F-16 uçaklarımızın uçmamasına kadar gidebilecek bir riskten bahsediyorum. Uçamamasına kadar gidecek bir riskten bahsediyorum. Göğsünde ay yıldızlı bir logosu olan F-16'larımız bölgemizin her yerinde yasal ve uluslararası dayanaklara uygun olarak uçmalıdır. Bu yaptırıma Türkiye teslim olmamalıdır. En yüksek refleksi de vermelidir değerli arkadaşlar. Şimdi dün mecliste 4-5 defa yerimden söz alarak COVID-19'la mücadele kapsamında esnafın ve çalışanların yaşadığı ekonomik sorunların ve buhranın hükümet tarafından dikkate alınması ve insanların bir parça yüzünü güldürecek, insanların karnını doyuracak tedbirler alınmasını talep etmiştim. Ve başta esnafa kira yardımı olmak üzere. Şu anda dükkanlar kapalı olduğu için çalışamayan çalışanlara nakit yardımı olmak üzere hükümetin neler yapması gerektiğini söylemiş idim. Dün Bakanlar Kurulu bitti, ortaya şöyle bir tablo çıktı. 1.239.438 iş yerine, iş yeri sahibine ayda 1000 TL 3 ay boyunca. 1000 lira. Bu adamın kira borcu var, vergisi var, KDV'si var, stopajı var, var. Sen ayda 1000 lira veriyorsun. Çalışanlara da. Peki kira yardımı ne oldu? Daha fare doğurdu değerli arkadaşlar. Büyük yerlerde, büyük şehirlerde 750 lira. Daha küçük ölçekli yerler için 500 lira. Şu. Ben ayda 30 bin lira kira veriyorum. Bir işletmem var. Sen bana bunu kapat demişsin. Ben sana yardım edeceğim. Ne kadar edeceğim? Al sana 750 lira. Geriye kalan 29 bin 250 lirayı nereden ödeyecek bu adam? Ya da daha küçük ölçekli bir yer için söyleyelim. 4000 lira, 5000 lira kira ödüyorum. Kapat. Peki kapatayım. Devlet bana bakar. Kira yardımı yapıyorum sana. Ne kadar? 500 lira. 4500 lira kim ödeyecek? Nasıl ödeyecek bu adam ya? İnsan bunu bir düşünmez mi ya? Koskoca devletim diye caka satıyorsun, hava atıyorsun. Tunus'a efendim 5 milyon dolar hibe yapıyorsun. Sudan'ın 3,5 milyon dolar IMF borcunu üstleniyorsun da esnafını niye düşünmüyorsun? Değerli arkadaşlar, garson var, aşçı var, komi var, şoför var, pazarcı var. Servis şoförü var, taksicisi var. Var. İnsanlar aç diyoruz. Hayır değil diyorlar. Millet aç deyince mecliste üstümüze yürüyorlar. Ondan sonra verile yapıla yapıla insanlarla dalga geçer gibi 750 lira kira yardımı diyorsun. 1000 lira para vereceğim diyorsun. 1000 lira.
o 1.000 lirayla 4 nüfuslu bir ailenin kuru ekmek yese bile 15 günden fazla yaşaması mümkün değil. Ekmek demişken bu halk ekmek istasyonu İstanbul burası. Kuyruğu görüyorsunuz. Çift sıra, arkasını çekememişler. Bu gidiyor böyle. Ekmek için insanlar parasıyla, bedava değil hoş burada, ucuz. Sayın İmamoğlu 900 bin olan ekmek üretimini sanıyorum 1 milyon 300 bin liraya çıkardı, eksik olmasın. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi bir teşekkür de şunu etmek istiyorum. Sayın İmamoğlu diyor ki, ben daha çok satış noktası yapacağım. Halk ekmek satış noktası yapacağım. Millet kuru ekmeğe muhtaç hale geldi. İBB, AK Parti grubu, meclis grubu, hayır yapma. Neden? Yapma. Niye? Yok. Gerekçe de yok. Yani İstanbul'a her şeyi sığdırdınız. Plazaları, gökdelenleri, her şeyi sığdırdınız. Küçücük ekmek büfesini İstanbul'a sığdıramadınız. Yani ben hakikaten milletten bu kadar uzak bir iktidarın, sadece milletin manevi değerlerini istismar ederek ayakta kalma süresinin artık dolduğunu düşünüyorum. Ve buradan dostane bir çağrı yapıyorum. Bu kuyruk ekmek parayla alacak. Evet, düşük, ucuz elbette. Buradan 15 ekmek alan var. Her gün evine 15 ekmek götürmek zorunda olan var. Katık yok. Ekmek yiyecek adam. Katık olsa 5 ekmek alacak. Katık yok. Bu adamı bu kuyrukta tutmak insanlık suçudur. AK Parti İBB meclis grubunun şu fotoğraftan rahatsız olmasını diliyorum. Onlara rica ediyorum. Bu engeli kaldırın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha çok halk ekmek satış noktası oluştursun, kursun ve insanların karnına ekmek girsin. Değerli arkadaşlar, mecliste enteresan konuşmalar hep olur. Dün Sayın Dışişleri Bakanı'nın enteresan bir değerlendirmesi oldu mecliste. Aynen okuyorum. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ile karşılıklı tartışırken Sayın Bakan şöyle diyor. Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Haydi bir dakika şimdi. Ne demek bu? Ha, peşine de ekliyor, yoksa darbe beklentiniz mi var? Darbeler bugüne kadar AK Parti'ye yaramıştır. Artık Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır Sayın Çavuşoğlu. Onu geçelim de. Şu darbe paranoyasından kurtulun. Eğer darbe paranoyası yaşıyorsunuz. Ya da millete darbe üzerinden gözdağı vermeyin. Sığına sığına terör ve darbe ve manevi duygulara sığınmaktan bunlara da artık zarar verir hale geldiniz. Çavuşoğlu'ndan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. O ne kastediyor bilmem. Orada direneceklerse, gece yarısı sandıkları patlatacaklarsa, yakacaklarsa ben onu bilmem. Seçimi, oylar ve oy verme işlemi tamamlandıktan sonra seçimi iptal edeceklerse ben onu bilmem. Hiçbir şey olmasa da bir şey yapacaklarsa ben onu da bilmem. Ama şunu biliyorum. Biz Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanacağız. Paşa paşa iktidarı devralacağız. Siz de tıpış tıpış gideceksiniz. Nokta. Evet, çok teşekkürler. Bugün çok uzatmak istemedim. Yine de uzadı. Evet, buyurun. Parti içi demokrasimiz birinci sınıf dersek olmaz. 12 Eylül yasaları orta yerde dururken parti içi demokrasiyi tam tesis etmek zaten mümkün değil. Yasalar var. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de her şeye rağmen parti içi demokrasinin diğer partilerle mukayese edildiğinde en iyi çalıştığı kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Siyasette insanlar kendi tercihlerini kendiler yaparlar. Buna hani Anadolu'da kendi göbeğini kendi kesme deriz. Yeni partiler kurulur, başarılar dileriz. İnsanlar oraya gider gitmez ben onu bilemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7 Aralık'ta başlayan veda bütçesi görüşmelerindeki performansına baktığımda, gayretine baktığımda, iktidar olmamıza olan inançlarına baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tamamının da Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele ederek halkın iktidarını kurma yolunda büyük bir inanç ve kararlılık içinde olduğunu gözlüyorum. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun arkadaşlar. Kolay gelsin.